Evet arkadaşlar, yeni bir videoda beraberiz. Yine sorularınızı cevaplayacağım. Sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum ama bazı videolarda da ekstra kendi önemli bulduğum konuları da size vermeye çalışacağım. Şimdi Mustafa Öksüz diye bir arkadaşımız yazmış. Hocam merhaba. Bir videonuzda da dergiye yayın nasıl gönderilir? Dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Bunlardan bahseder misiniz diye sormuş. Arkadaşlar ben genelde kamerayı açıyorum ve sohbet edercesine size bilmeniz gereken en önemli kısımları anlatıyorum sadece. Çok detaya inmiyorum. Dolayısıyla atladığım kısımlar olursa veya sizin anlamadığınız kısımlar olursa lütfen yorum kısmında soru olarak yazın. Onları da açıklamaya çalışayım. Çünkü aklıma ilk gelen önemli ya bir öğrenci veya bir asistan dergiye makale gönderirken bilmesi gereken şeyler nelerdir? Onları anlatmaya çalışacağım şimdi mesela. Örneğin düşünün elimde bir tane makale var. Makalemi bir dergiye göndereceğim. Şimdi dergilerin Scholar One olsun veya Editorial dediğimiz farklı farklı dergilerin indekslendiği yerler var ve onların kendi sistemlerine göre dergiyi gönderiyorsunuz. Şöyle ki her sistem kendi içerisinde farklı upload yani gönderme, yükleme özelliklerine sahip. Ama buraya girmeden önce, ilk önce makalemiz hazır ve bir dergi belirledik. Ha dergimiz yağmacı dergi mi değil mi? Bakın linkini buraya koyuyorum. İlk önce ona bir bakın. Yağmacı dergilere göndermemenizi tavsiye ederim. Tamam dergimiz güvenilir bir dergi diyelim. Şimdi ilk yapmamız gereken bütün dergilerde ama bütün dergilerde bulunan yazarlara bilgi kısmı. For authors diye yazar. O yazarlara bilgi kısmını ne yapacağız? Okuyacağız. Detaylı şekilde. En baştan en sona kadar. Yazarlara bilgi kısmında dergiden dergiye göre değişmesiyle birlikte sizin makalenizin hangi formatta olduğunu, hangi şekilde olduğunu açıkça detaylı şekilde yazar. Kimi dergiler çok detay ister. Mesela der ki ilk önce title page olacak der. Title page olacak der. Altına da yazar. Title page'de olması gerekenler. Ne olması gerekenler? Başlık. Başlık ne kadar olacak? Mesela 200 karakteri geçmeyecek. O zaman bakacaksın 200 karakterli mi? Tamam. Kısa başlık. 80 karakteri geçmeyecek. Bakacaksın. Tamam geçmiyor. Hemen altında der isimler. Yazar isimleri. Yazar isimleri. Güzel. Yazar isimlerinin altında ise yazarların adresleri. Ve ondan sonra sorumlu yazarın bilgileri, e-mail adresi, telefon numarası ve fax numarası varsa onları yazıyoruz. Ha, bazı dergiler, bu genel bir title page'dir. Bazı dergiler ekstra title page içinde başka şeyler isteyebilir. Örneğin yayına gönderdiğim dergilerden bir kısmı makalemin toplam kelime sayısı, özetin toplam kelime sayısı, kaç tane figür ve tablo olduğunu da title page'de yazmamı istedi. Ben de yazdım. Bazı dergiler ise teşekkür kısmı var ya tam böyle referanslardan önce yazıyoruz. Makalemiz bittikten sonra referanslardan önce. Teşekkür kısmında işte projeden bir destek aldıysak onları da yazıyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla o kısımları title page'de de isteyebilir. Derginin isteğine göre hareket edeceğiz arkadaşlar. O yazarlara bilgi kısmını tek tek okuyacaksınız. Bazıları der ki Times New Roman olacak 10 ya da 12 punta double space. Çift aralıklı. Aynen o şekilde yapmanız lazım. Dergiye makalenizi format ederken derginin şekil disiplinine uymanız gerekiyor. Ha ilerleyelim. Derginin geri kalan kısmı makale türlerine göre değişmekle birlikte orijinal makalelerde daha önce anlattım. Bakın buradan bakabilirsiniz bu videoda. İmrat kuralı vardır. İmrat kuralına göre de ilk önce introduction, matter and methods, results and discussion kısmı bulunur. Bunları yazdıktan sonra referans kısmı gelecek. Yani atıflarımız. Atıfları da dergiden dergiye değişir. Her derginin kendi formatı vardır. Ha şunu da söyleyeyim. Bazı dergiler var. İstediğiniz şekilde gönderin. Makaleniz kabul olduktan sonra format yapacaksınız da diyebiliyorlar. Aslında mantıklı olan da bu bence ama çoğu dergi format halinde yani şekil disiplinine uyulmuş halde makaleyi sizden ister. Dolayısıyla sizin yapacağınız iş
referansları da ona göre yazmaktır ki EndNote programını kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Makale, tez yazarken ki EndNote programı nasıl kullanılır bu videoda bakabilirsiniz. Kesinlikle o videoyu da izleyin. EndNote'la referanslarımızı da yazdık. Referanslardan önce teşekkür kısmı vardı. Onu söylediğim için atladım. Referanslardan sonra ise figure legend dediğimiz şekil açıklamaları. Şekilleri koymuyorsunuz bakın Word'ün içine tek tek. Şekiller ayrı gönderilir dergiye. Ha yine şekilleri içinde gönderi isteyen dergilerde yok değil. Yani çok sayısı çok az olsa da var. Ama genel itibariyle ben size söyleyeyim %95'i şekilleri ayrı formatta ister ve şekillerin de çözünürlüğü yüksek olması lazım. Mesela siyah beyazlarsa 300 dpi olması lazım der. Onlar da şekil kısmında yazar detaylı olarak. Onları da okuyup TIFF mi istiyor? TIFF formatı olabilir. JPEG formatı olabilir. Photoshop formatı olabilir. Hangi format istiyorsa PDF olabilir. O formatta dergiye şekillerimizi yüklememiz gerekiyor. Ama referanslardan hemen sonra şekil açıklamaları. Figure legend diye yazılıp figure 1 açıklama, figure 2 açıklama. Ondan sonra ise ne yapacağız? Tablolar. Tables. Tablo 1, tablo 2. Ve bu şekilde makalemizin formatı bitmiş oluyor. Her bölüm için arkadaşlar title page'i yazdık ya. Title page'den sonra Word kullanıyorsanız ki Office Word kullanırsınız çoğunlukla. Page break dediğimiz sayfa kesmesi koymanız gerekiyor. Onu koyduktan sonra özet başlaması lazım. Abstract. Özet genelde 300 kelime isterler ama bazı dergiler 250 kelime de isteyebilir. Bazılarında sınır olmayabilir. Ha, özeti bazen hiç yapılandırılmamış ister. Yapılandırılmamış dediğim bir paragraf şeklinde. Bazıları ise özette de aynı background, material method, results and discussion kesimlerinin ya da kısımlarının olmasını ister. Yazarlara bilgi kısmında burada bakmanızı öneririm. Özetten sonra bir page break daha koyuyoruz. Introduction'dan başlıyor ta ki discussion'ın sonuna kadar. Discussion'ın sonuna bir page break daha koyuyoruz. Teşekkür kısmı. Oraya bir page break daha sayfayı kesiyoruz. Referanslar. Ondan sonra tekrar sayfayı kesiyoruz. Figure legend. Bir daha kesiyoruz. Tablolar dediğimiz zaman bütün makale bu şekilde formatlanmış oluyor. Şekiller ise figure 1, figure 2, figure 3 olarak artık kaç tane şeklimiz varsa derginin istediği formatta onları da saklıyoruz. Yüklemeye hazır hale getiriyoruz. Fakat bu kadar mı? Hayır değil. Daha neler var? Bakın bunların dışında derginin istediği bazı ekstra dokümanlar da olacaktır. Mesela copyright formu, conflict of interest, çıkar ilişkisi formu. Bunları da derginin web sayfasından indirip kendiniz dolduracaksınız. Yazarlara veya sadece sorumlu yazara imzalatabilirler. Bu dergiden dergiye yine değişiyor fakat bu iki formdan biri veya bir ikisini hazır halde bulunduracaksınız ki yüklemeye hazır olun. Fakat her dergi ister mi? Hayır. Bazıları der ki kabul olursa buna gerek var der. Bazıları hayır baştan istiyorum der. O dediğim gibi dergiden dergiye değişir. Fakat bunları da geldiği zaman şaşırmamanız için söylüyorum. Dolayısıyla ne dedik? Bir de title page vardı ya başta söylediğim makalenin içerisinde. Bazı dergiler ise bu title page'i ayrı ister. Yani onu ayrı yükleyin, makalenin bütününü ayrı yükleyin diyebilir. O şekilde yapmanız lazım. Çünkü bazen hakemlere gönderirken isimleri göndermeden de makalenizi göndermek isteyebilir editör. Dolayısıyla title page'de isimler olduğu için onları geri çeker. Hatta bazı dergiler makalenin içinde kurum isimlerinin bile olmasını istemez. Onu özellikle belirtir. Der ki kurum ismi varsa mesela etik kurul şuradan alınmış. Oraları çarpı çarpı koyarsınız. İsmi yazmazsınız. Gibi. Dolayısıyla bu şekilde copyright formumuz var. İşte conflict of interest formumuz var. Bazı dergiler yine ekstra olarak şunu isteyebilir. Yazarların katkısı nedir diye. Bu da genelde yine title page'de olmasını isterler. Yani şöyle mesela Metin Aytekin diye yazmıyorsunuz. MA şu deneyi yapmıştır.
CA işte istatistik çalışmalarını yapmıştır. Kim? Hani yazar kısmı vardı ya, yazarlar. 10 tane yazar varsa 10 tanesinin tek tek bu makaledeki rolleri nedir? Bunu sizden isterler. Author contributions diye geçer bu da. Yazarların katkısı. Buna da hazırlıklı olmamız lazım. Bunun dışında bir de genelde dergiler sizden 3 tane hakem olmasını istediğiniz kişi seçerler. Çünkü dergiler, yani ben de dergi editörlüğü yapıyorum. Aynı zamanda hakemlik yapıyorum. Dergi editörlerinin hakem bulması gerçekten çok zor. Çünkü hakemlik gönüllü hammallık. Yani birisine hakem ol diyeceksin ama ne para veriyorsun ne bir şey veriyorsun. Rica ediyorsun yani. Ve şu zamanda özellikle insanların çok zamanı olmadığı için insanları hakem olarak ikna etmek çok zor oluyor. Dolayısıyla dergiden sizin varsa diyor konuyla ilgili bildiğiniz otor insanlar, lütfen ismini yazın, onlara makalenizi göndereyim derler ki muhakkak yazın. Çünkü neden? Bunu yazmanız hakem sürecini hızlandıracaktır. Ha, hakem olmasını istemediğiniz varsa onları da yazın. Dolayısıyla editör onlara makalenizi göndermeyecektir. Bunun dışında derginin yükleme, ya derginin şekli olarak hazırladık. Tamam, güzel. Artık title page'imizden tut ta teşekkür kısmına, atıflara, tablolara, şekillere kadar her şeyimiz hazır. Bir Word dosyasında şekillerimiz ayrı. Tamam, güzel. Şimdi formlar da var. Sisteme yükleme kaldı. Dediğim gibi mesela Scholar One sistemine yüklemek ayrıdır. Editorial'a yüklemek ayrıdır. Ama genelde mantık hep biraz şekil olarak değişik olsa da aynıdır. İlk önce sayfaya kayıt olacaksınız. Derginin sayfasına. Register diyeceksiniz. Kendi bilgilerinizi oraya gireceksiniz. Kendi bilgilerinizi girerken ORCID numaranız varsa muhakkak ekleyin. Bu çok yararlı olacaktır sizin için. Diğer yazarların varsa onları da ekleyin. Sisteme Begin Submission veya Start Submission, Submit Your Manuscript gibi değişik seçeneklerle yazar olarak girdikten sonra makalenizi yükleme işlemine başlayacaksınız. Ve sistem sizden ne istiyorsa tek tek makalenizden copy paste yapıp oraya koyacaksınız. Mesela makalenizin başlığı, copy paste koy. Özet, copy paste koy. Anahtar kelimeler tek tek koyulur ama copy paste yapabilirsiniz gibi. Sonra yazar isimlerinin, özellikle buna dikkat edin. Yazar sırası çünkü ona göre belirleniyor. Ha, buralarda yanlışlık yaparsanız da sıkıntı değil. Çünkü dergi bir defa kabul ettikten sonra size proof reading diye tekrar gönderiyor. Eğer düzeltmeniz varsa lütfen yapın diyor. Siz mesela yazar isimlerini ters yanlış yazmışsınız. Orada düzeltebilirsiniz. Yani dünyanın sonu değil. Ama mümkün olduğu kadar az iş olsun diye baştan doğru yapın. Yazar isimlerini yazdıktan sonra makalenizin yükleme sayfası gelir. İşte eğer title page ayrıysa veya birlikteyse Word dosyalarını yüklersiniz. Zaten her yüklemede bir kutucukta mesela tıkladığınız zaman title page yazar. Siz de browse'a basıp title page'i bilgisayarınızdan çağırırsınız ve yüklemeyi gerçekleştirirsiniz. Şekilleri de o şekilde yükleyebilirsiniz. Bu yükleme işlemleri bittikten sonra zaten sistem sizde eğer eksik bir şey varsa uyaracaktır. Kırmızıyla yazacaktır o uyarıları. Onları tamamladıktan sonra gönderebilirsiniz makalenize submit tuşuna basarak. Fakat ilk gideceği yer sekreterya olacaktır. Sekreterya hala eksik bir şeyler görürse makalenizi sistemden çekip size bir e-mail atacak ve bakın makalenizi yüklemişsiniz, teşekkür ederiz fakat şu kısımlar eksiktir. Lütfen tamamlayın, tamamlayıp tekrar gönderin diyecektir size. Siz de o kısımları tamamlayıp tekrar gönderdiğiniz zaman makaleniz dergiye kabul edilip demeyelim, hakemlere gönderilmek için kabul edilir. Ve hakemler makalenizi inceledikten sonra çıkıp çıkmayacağına karar verirler veya major revizyon olabilir, minor revizyon olabilir. Bu revizyonları yaptıktan sonra makaleniz ya çıkar ya da reddedilir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Başta da dediğim gibi olabildiğince sizin ihtiyacınız olan bilgileri vermeye çalıştım sohbet şeklinde. Eğer daha hala kafanızda bir şekil canlanmadıysa veya sorunlarınız varsa lütfen yorum kısmına yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım.